Ama savaşı işaret eden bir yıldız yani bu. Artık yani evet. Bizim için, ülkemiz için. Atlas kuyruklu yıldızı cinler aleminde ne gibi sayfalara sebep olabilir? Kafama daha iyi oturdu. Demek ki metafizik varlıklarla oraları patlatabiliyorlar yani. Artık bakın, bizim milletimiz Meri Yıldızı'ndan güç alır. Artık yani herkes, yani sizin de rolünüz geldi diyor. Yıldız harekete geçti. Heh, yıldız harekete geçti. Sevgili dostlar, merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Videomuzun İsmail Hocam'la ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümde Celcelüti'ye 3 videosunu çekmiştik. Ahit sandığı ile alakalı yine çok çok önemli bilgiler verdi mübarekler. Hocamla bunu değerlendirdik, söyledik. Evet. Şimdi Atlas kuyruklu yıldızı konuşacağız. İstanbul'da da görüldü ama önce bir duyurumuz var yine. Sevgili dostlar, nihayet çok şükür yoğunluklardan bir türlü fırsat bulunamadı. Şimdi fırsat bulundu. Manol Utur önderliğinde sevgili Zeki Çiftçi, İsmail Ernur Yılmaz Hocam ve ben Deniz Koray Kamacı 26 Ekim Cumartesi günü Yuşa Aleyhisselam'ın kabrine bir gezi yapacağız. Çok çok önemli, manevi bir havası olan, gerçekten çok önemli bir yer olan Yuşa Tepesi'ne güzel bir gezi düşünüyoruz hocam. Ne diyorsun? İnşallah Rabbim utandırmasın. Üçümüz emeğimizi, ilmimizi katacağız. Genel bize katılımcılarımızı doyurucu bilgilerle, onlara hoş vakit geçirerekten, güzel anılarla ayrılmak nasip etsin Rabbim. İnşallah güzel. Şimdi orası çok uzak hocam. Beykoz, evet. O tepe gerçekten çok çok uzak, gidenler bilir. Servis de olacak inşallah. İnşallah. O da güzel olacak. Hı-hı. Servis de olacak. Sevgili dostlar, çok güzel bir gezi bizleri bekliyor. Yuşa Aleyhisselam'da ben de merak ediyorum. Mübarekler bu sefer ne bilgi getirecek? Kalabalığa göre geliyor hocam, kitleye göre. Acaba ne bilgiler gelecek? İnanın ben de merak ediyorum. Her gittiğimizde farklı bir şey öğreniyoruz. Bakalım bu sefer Hazreti Yuşa Aleyhisselam'ın kabrini yapacağımız gezide neler olacak? Zaten sevgili Taha da mutlaka afişleri getirmiştir. O gelen afişlerdeki ilgili numarayı arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz Manol Utur'dan. Manol Utur önderliğinde bir gezi daha yapacağız. Nasip İnşallah. Olursa. İnşallah 13. gezimiz olacak. 13. gezimiz. Manol Utur'la 11. inşallah. Manol Utur'la 11. Hı-hı. Normalde 13. gezimiz, evet, olacak. Ama benim tadı damağımda kalan gezilerden bir tanesi de Büyükada oldu hocam. Çok maceralı oldu. Çok vallahi Büyükada gezisi çok güzel oldu. Bir daha zor. Allah bilir zor. Yine büyük konuşmayalım ama evet, zor gibi. Konuşmayalım. Evet. Aman dediği olur. İnşallah. Hocam peki, videoma geçelim istersen peki, videoda. Hocam Atlas kuyruklu yıldızı İstanbul'da da görüldü. Evet. Çanakkale'de Şehitlik Abidesi'nde görüldü. Kahramanmaraş'ta görüldü. Malatya'da Yurdun görüldü. Malatya'da birçok yerde, hı-hı, görüldü hocam. 80 bin yılda değil mi? Bir, evet, defa böyle görülüyor. Hocam peki hep duyarız bu kuyruklu yıldız geldi geçti falan diye. Kuyruklu yıldızların metafizik alemdeki anlamlarını, ne olduklarını mübareklere sorabilir miyiz? Buyurun hocam. Tabii inşallah. Şimdi mübarekler diyorlar ki, normalde siz yıldızları hep gökte arıyorsunuz ya diyor. Hani gökte bakıyorsunuz. Evet. Diyorlar ki kuyruklu yıldızlar daha aşağıdan geliyor diyorlar. Ha. Yani Cenab-ı Allah'ın takdiriyle onlar, mesela şu an dünyamız bir boşlukta ya. Evet. Biz yukarıyı görüyoruz. Bir de aşağısı var ve aşağısı bilmediğiniz karanlıklarla doluyorlar. Hmm. Yani bizim bile giremediğimiz yerler var diyorlar. Evet. Onlar aşağıdan gelir, aşağıdan yukarı çıkar diyorlar. Allah Allah. Tabii. Çok yakın gidiyor zaten hocam. Böyle. Evet. Yani dikkat edin zaten. Görüntüleri de versin ta. Kuyruklu yıldızla ilgili bulursan ta o görüntüleri ver İstanbul'da vesaire. Ha, şu da olmuş ama. Tarihte kuyruklu yıldızlar, Beytüllahim yıldızı hariç ki İsa Aleyhisselam doğmadan önce, evet, gözüken kuyruklu yıldız. Müjdeli yıldız. Müjdeli yıldız. Genelde pek hayırlı şeyler, yani pek müjdeli şeyler getirmezlermiş. Ha. Hatta şey de vardır. Müneccim Takiyüttin Efendi olayı var ya, biliyorsunuz. Takiyüttin biliyorum hocam, evet evet. İstersen bahsedeyim biraz. Hani Galata Kulesi'nde, evet, rasathane, evet, yapıyormuşlar. Çok güzel bir rasathanesi var Takiyüttin'in. Osmanlı zamanında çok değerli bir astronom. Evet. Aynı zamanda bir bilim adamı. Takiyüttin'in maalesef rasathanesi, daha sonra bir salgın çıkıyor. O salgında rasathaneyi gösteriyorlar. Padişah diyorlar ki Takiyüttin'in kurduğu rasathaneden dolayı bu salgınlar çıktı. Haşa. Allah'a kafa tuttu derler. Bir de bir yıldız görülüyor. O yıldızdan dolayı da o i̇şte rahatsız şeyi, etti derler. Evet, evet, gökyüzünü rahatsız etti diye. Hatta meşhur Kaptanı Derya, şimdi aklıma gelmiyor. Kılıç Ali Paşa olabilir. Kaptanı Derya, o zamanki Kaptanı Derya'yı yıktırıyorlar hocam top atışlarıyla. Rasathaneyi maalesef yıktırıyorlar. O da çok hazin bir sondur. Evet. Ama şu var. Tabii ki
takdiriyle biz insanları yargılama lüksümüz yok. Her şeyin, herkes her şeyin hesabını Allah-u Teala'ya verecek. Ama mesela İstanbul fetholunmadan önce bazen de şu var. Bir taraf için hayırlı olabiliyor, bir taraf için hayırsız olabiliyor. Ha, kula düşen ne? Gayret etmek gayret, inşallah. Gayret edeceğiz. Hı-hı. Tabii. Hocam peki yakın zamanda geçen, ülkemizden de görülen, İstanbul semalarında da demin de söyledik, izlenmiş olan Atlas kuyruklu yıldızı var. Bunu söyledik zaten. Metafizik istihbarata sorsak nasıl bir dönemin habercisi acaba? Hı-hı. Yani 80 bin yılda bir defa görülen bir olaya şahit olduk. Şahit olduk. Ne diyorsunuz hocam? Şimdi ben demiyorum, diyorlar. Ha, ne diyorlar? Diyorlar ki, dikkat ederseniz diyorlar, her gece bir yerde, bir yerinize gözüküyor. Yani diyor ki kuyruklu yıldızlar maşallah Türkiye'yi geziyor hocam. Evet, hani bir daktilonun diyorlar şey yapması gibi düşün diyorlar. Hatta bakın eski Mısır duvar resimleri de varmış. Böyle şey gibi güneşten diyor, böyle sanki daktilo şeyleri vardır ya eskiden. Bastığı zaman böyle vururdu. Evet. Kuyruklu yıldızlar diyor arkadaşlar bir kalem gibidir, yazarlar, yazı getirirler diyorlar. Aynı daktilo gibi tak 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 tak, tak yazarak geçer diyor. Ve diyorlar ki sizin ülkenizden de bunu yapması, diyorlar ki gelecek günlerin çok eyvah. Yani biraz hareketli mi diyelim. Kötü bir şeyler mi hocam? Sanki yani söyleyemedin. Derken, şimdi bu nasıl nereden durumu, bağlı? Durumu nasıl kurtardığınıza bağlı. Hmm. Yani derler ki şansına mı denize at, ağzına balıkla çıkarmış. Peki nasıl bir hareketlenme hocam? İç ayaklanma gibi mi? Kaos. Birincisi şu var. Diyorlar ki aynen şu, bakın o yıldızı da yazıyormuş aynı yazı. Daha önce de söylemişlerdi. Artık harp kıt'al cenk olur. Bakın bu insan sözü değil. Ama artık harp kıt'al cenk olur. Cenk olur. Hı? Yani kıt'al de vuruşma, hani vuruşma gibi savaşma. Yani savaş, savaştan bahsediyor. Savaş yıldızı. Harp zaten cenk, evet, aynı anlama, hı-hı, geliyor. Yani kader planında artık bu yazılmış. Bundan kaçamayız. Yani tamam, büyüklerimiz yıllarca mesela İkinci Dünya Savaşı'nda o savaştan beri kalmamız elhamdülillah bugünlere getirdi bizi. Evet. Ama kader planında savaş yeniden Türk milletine yazıldı. Mühim olan savaşı kazanabilmek. Allah-u Teala bizi de devletimizle ülkemizle bu harbi kazanan taraf eylesin inşallah. Amin inşallah. Mühim olan bakın bilelim, kullanalım. Her şeyi kullanalım. Metafiziği, hı, kullanalım. Celcelüteyi kullanalım. Hani ne varsa kullanalım. Ne varsa. Savaşta her şey mi bu hocam? Yani şu anda bakın bebeklerimizi katletmişler ya. Yani evet. Düşünün. O alçaklar değil mi? Yeni doğan yani, çetesi olan. Daha ana karnındaki bebeğe kıymışlar. Yani bakın bunlar, onlar neleri hesap ediyor? Bunları yapıyorlar. Yani bizim, yani kusura bakmayın, artık bazı ön yargıları atmamız lazım bir kenara. Ne varsa, nasıl ki mesela Maraş kurtulurken halk nasıl ayaklanıyor? İki tane bacımızın örtüsü çekiliyor şu anda. Evet. Yani ve imam diyor ki ben diyor namaz kıldırmıyorum diyor. O bayrak oradayken kıldırmıyorum diyor. Yani ne oluyor? Sopayı alan giriyor. Ne varsa, imam değil mi? Evet, sütçü imam. Ne varsa gidiyorlar ama düşmanı atıyorlar. Sayılar az olduğu halde, silahlar olmadığı halde. Sadece şurayı layık olduklarını gösterdiler. Evet. Biz de ilahi makama bu işe layık olduğumuzu gösterirsek bu işten alnımız akıyla çıkarız. Yani bakınız Allah-u Teala bazen bazı şey hazırlıyor bizi. Yani birincisi hep devamlı söyleniyor deprem. Yani deprem olacaksa bileceğiz nasıl yaşayacağımızı, ne yapmamız gerektiğini. Hatta bir izleyicimiz var. Daha önceden de tanışıyorduk kendisiyle. Depremde ilk aklıma o geldi. Maraşlıydı çünkü kendisi. Ulaşamadım ben de. Harun abi de Malatya'da. Evet. O da, etkileniyor. Enkazdan çıkarılmış. Enkazdan, evet, çıkarıldı. Birkaç gün sonra ulaştığımız zaman zaten annesini kaybetmişti depremde. Hatta şeymiş, ahşap binaymış ama yanındaki betonarme bina yıkılınca o da şehit olmuş. Sormuştum. O gece dedi, hatta çok soğuktu dedi ve çok yağmur yağdı dedi. Demiştim, o gece en çok neye ihtiyaç duydunuz? Demişti ki eşofman, alt üst eşofman. Yani herkesin bir deprem çantası olacak. Bir savaş çantası olacak yani. Yani sadece deprem olarak değil. Anladım, savaşa göre siz yani, bir şey yapıyorsunuz. Olağanüstü duruma göre. Ama savaşı işaret eden bir yıldız yani bu. Artık evet. Bizim bu, için, ülkemiz için. Artık bakın bizim milletimiz Melih yıldızından güç alır. Artık yani herkes, yani sizin de rolünüz geldi diyor. Yıldız harekete geçti. Yıldız harekete geçti. Yıldızımıza göre hareket etmemiz lazım. Tarihi hesaplaşma başlayacak. Yani tekrardan bize bir döngü açıldı. En Allah-u Teala layık etsin inşallah. Amin inşallah. Hocam peki Atlas kuyruklu yıldızı cinler aleminde ne gibi sayfalara sebep olabilir? Soralım. Biraz da onların dünyası artık. Evet, onların dünyasına da biraz şöyle girelim zaten. Hop giriyoruz. Diyorlar ki asker seçiyor. Yani mesela görev veriyormuş. Evet. Sen şunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın diye. Hı hı. Hani Joseph Broz Tito'yu anlatmıştık ya. Evet. Tito sen bunu demekmiş. Yıldız da diyorlar onu yaptı. Bir de diyorlar ki bak
Ebyaz oğullarına diyorlar çok büyük şey açtı o diyorlar. Allah Allah. Yani o çok büyük bir şey, güçlü bir taifedir. Ve şöyledirle, onların mesela elemanlarından bir tanesi bir yere gel, insanın arasına girerse elektronik cihazlar bundan zarar görürler. Ebyad oğulları. Evet. O ayrı bir kavim değil mi? Onu ayrı bir kavim, güçlü bir kavim. Onlara diyorlar şey açtı bu. Sayfa. Onlara bir kapı açtı diyor. O zaman buradan ne anlam çıkar arkadaşlar? Elektronik eşyalarımız bozulabilir. Ha. Tamam. Ya bu niye bozuldu demeyelim. Belki bir tanesi elimizden geçti gitti. Olabilir. Hani insana zarar vermesin. Bu dönemde mi başlayacak hocam? Hı-hı. Yani onlara bir kapı açtı diyor. İnşallah savaşlarda da Allah-u Teala onların gücünü bizim ordumuzun yanında eylesin. Çok güzel olur. Öyle olsun. Ya, elektroniğe ihtiyacımız var. Yani yok, en azından düşmanın elektroniği yaksınlar, gitsinler. Ha, öyle ha, o tarafa gitsin, evet, evet. Düşmanın tüm elektronik harp sistemleri kör etsinler inşallah. Mesela demir kubbesi geçenlerde İsrail'in felç oldu. Inşallah, evet. Yansın inşallah. İnşallah. Amin hocam. Rabbim şu vardır bakınız. Yani bir fırsat eğitimi olsun. Tabii hocam. Mesela bu tarihte olmuş. Yani bir gün birisi bir yardım istemişti. Yani tabii ki metafizik sıkıntısı vardı. Evet hocam. Hani metafizik işlem yapacağım, mübarekler uyardılar. Dediler ki bu arkadaşın belinde bir şey var. Allah. Ve dediler ki biz içine gireceğiz, ona temas ederiz, onlar patlar dediler. Dedim ki sen o belindekini yanındaki annene ver dedim. Orayı takmış gelmiş yani. Hayır, zaten şey ruhsatı varmış hani şey ama hayır bilmiyor. Şimdi ben mesela şey gibi düşünüyorum, mübarekler işlem yaparken evet, çevik kuvvet hesabı çalışıyor. Mesela bir, mesela bir evet, hastanın üstünde bir tane varlık varsa ona 5 tane gidiyorlar. 5 tane varsa 25 kişi. Beş, işte biri, şey kalabalık. Biri elinden tutuyor, biri saçından tutuyor öyle. Ha, çevik kuvvet usulü değil mi o yani? Evet. Şimdi diyor ki biz gireceğiz buraya. Vatandaşta barutlu şey var. Evet. Biz onlara dumans ateşten yaratıldığı için. Değdiğimiz zaman patlar. Değdiğimiz zaman patlar bunlar dediler. Hayda. Ha. Şimdi bakın şu da oluyor. Metafizik varlıklar cephanelik patlatabilir arkadaşlar. Nasıl yapıyor? Oo bak çok önemli. Duvardan geçiyor. Duvardan geçti. Top mermisi, uçak mermisi. Elin dokunduğu anda ateşe o içindeki patlayıcı neyse artık C4 mü diyorlar kimyasal neyse evet, veya barut o da patlar arkadaşlar. İnşallah Cenab-ı Allah gerek Ebyad oğullarını gerekse İslam ordusuna tahsis ettiği cinlerin yardımıyla düşmanlarımızın bütün ateşli silahları patlatsın. Kendi yerlerinde, kendi siperlerinde, kendi cephane, füzeleri, bombaları ne varsa inşallah hepsini onların yardımıyla patlasın, helak etsin onları inşallah. Amin. İnşallah. Hocam şimdi sen bunu deyince benim aklıma şey geldi. Bir ara İran'da böyle bir operasyon oldu. Hiç alakası yokken İran'ın önemli böyle cephanelikleri patladı. Hatta dediler ki İsrail metafizik varlıklarla bunu yaptı diye. Şimdi sen bunu deyince kafama daha iyi oturdu. Demek ki metafizik varlıklarla oraları patlatabiliyorlar yani. Evet. İsrail de bunları kullandığı için bu şeytani yani, varlıkları. Düşmanımızı küçümsemiyorum arkadaşlar. Diğerinde İsrail'in en büyük hamisi olan Amerika Birleşik Milletleri. Bakın daha önce bundan yaklaşık hocam bir, sen de söyle Amerika Birleşik Milletleri. Amerika Birleşik Milletleri'nin de arkadaşlar cinli askerleri var. Evet. Zaten orası çok şeytanların bol olduğu bir yer. Oo, şeytan dolu Amerika. Hani küfür tek millettir diyorlar. Herkes tarafını seçiyor. Onlar da tabii ki küfür tarafında oluyorlar. Bakın Rusya'da askeri bir kışlayı buna yaklaşık 6-7 sene önceydi herhalde. Bir anda bir çökme oluyor. Biz bunu metafizik olarak incelediğimiz zaman güçlü metafizik varlık göndermişler ve ayağıyla bunu yapmış. Allah Allah. Tabii. Ha bakın Rusya'nın da güçlü metafizik varlıkları var. Var mı hocam? Bakın orada bir karşılığı ne varsa aralarında ama yani bir güç göstergesi mi nedir? Yani metafizik varlık gelmiş ayağıyla Rus kışlasının kışla binasını ezmiş. İnsanlar enkazlarda kalmışlar. Bunu da yapabiliyorlar. Yani vay, bakın artık vay be. Zamanın şartları var. Evet. Cenab-ı Allah bazı perdelerle onlarla bizim aramızı ayırmıştı. Ancak bakın kaldırıldı mı yavaş artık yavaş? Bazı şeyler kaldırılıyor. Ha, görürüz veya görmeyiz ayrı ama hissederiz. Hisseden çok hocam bak yoruma yazarlar. Yazın yoruma. Şey çok vardır, yazıyorsunuz bana mesela. Yoruma da yazın. Çok hisseden var hocam bu aralar. Arkadaşlar normal değil değil mi hocam bu aralar çok hissedilmesi? Yani normal değil ama bu zaman artık çok daha hissedeceğiz yani. Evet. Bazen mesela bazı izleyicimiz yani bazen insanın başına gelir. Gecenin şak diye bir şey duyarsın yanağında. Ne oluyor ya dersin ama bir de pis yakar yani. Onların tokadı pis yakıyor. Evet hocam. Ama bakın bu bahsettiğim daha büyük varlıklar. Hani bakın bazı ifritler vardır. Bir tokadı insanı toprağın dibine bile gönderebilir. Bakın ne yapıyor Amerika? Yani duvarları bile yıktırtabiliyor onunla. Veya dediğiniz gibi İsrail cephaneli mühimmatı patlattırabiliyor. Evet, İran'da yaptı. Heh.
Cenab-ı Allah bizim... Bundan 7 sene, 6 sene önce yapmıştım. Cenab-ı Allah bizim ordumuzun mühimmat depolarını, silahlarını onların cin askerlerinden korusun inşallah. İnşallah. Onların tüm mühimmatlarını da İslam ordusunun cin askerine patlatırsın inşallah. Amin. Hocam peki son olarak mübarekler Atlas kuyruklu yıldızından sonra bizlere neleri tavsiye edebilirler? Neleri bilip uygularsak bu durumdan yarar sağlayabiliriz. En azından demiştik ya, fayda sağlamak önemli. Hangi duruma düşersen düş. Her şeyde muhakkak, bakın her krizle beraber bir fırsat da vardır. Fırsat da vardır. Yani illa biz çöktük, biz bittik olmasın. Her en kötü durumda bile bir menfaat vardır, bir fayda vardır, bir pragmatik olay vardır. Allah onu bulursun inşallah. Amin. Zaten hocam o savaşın habercisi ise zaten savaş kaçınılmaz. Bu çağımızın gerçeği. Bazı arkadaşlar... Geldi. Kim geldi hocam? O duydular bak. Geçti. Hocam kapatalım istiyorsan. Hayır direkt. Şey değil. Dedi ki artık görünecekler falan. Ha. Zaten diyor bunlar ya, konuşmuyor, duyuyorlar. Buradakini Amerika bile duyuyor. Amerika bile duyuyor. Yani oradaki varlıklar bile duyuyor. Hocam ya şöyle bir bilgi geliyor da. Verelim hocam. Şey. Önemli. Zor bir şey. Bakın diyorlar ki bu süreçte en çok berekete ihtiyacınız olacak. Yani, bereket. Yani ne demek bu? Bazı maddi imkanların kısıtlanacağı anlamına geliyor. O yüzden diyorlar ki siz farklı bereket kapıları bulup bereketinizi arttırmalısınız. Yani şudur. Yani diyelim ki senin bir işin vardır, oradan bir maddi kazancın vardır. Ama bu kazanç daralabilir. Ama bakın parasal kazancın daralabilir ama başka imkanlarla Cenab-ı Allah sana başka nimetler sunabilir. Ha, onlara da bak yani. Onlara yani da baksınlar. Şey olabilir, tutarsın mesela bir akraban köyünden şey gönderir. Bulur veya bir komşun bir şey alır. Yani kileri dolabilir. Bakın diyorlar ki bunun olması için de zor bir şey ama yani herkes yapamaz. Ama hani sordunuz. Bilgi böyle geldi. Evet. Bakın birincisi şunu diyeceğiz. Atlas kuyruk yıldızı geçti. Tamam. Böyle Murat Daktilo gibi yazdı geçti. Artık harp, kıtel, cenk olur diye yazdı. Söyledik. Maddi berekete daha çok ihtiyacımız olacak. Yani gıdaya olsun, giyim olsun. Bereket, şüphesiz. Sağlık olsun. Bakın diyorlar ki, şimdi siz diyorlar, halkınızın çoğu metropollerde yaşıyor, şehirde yaşıyor. Ve çöp yapıyorsunuz diyor. Çöp atıyorsunuz, yani çöp biriktiriyorsunuz, atıyorsunuz yani. Evi yemek yapıyoruz işte, patates soyuyoruz, evet. Domatesi soyuyoruz, neyse işte. Diyor ki, gıdaların kabuklarına çöp atıyorsunuz diyorlar. Ondan sonra toplanıyor, çöp depolama yerlerine gidiyor diyorlar. Hani yapabilen için, imkanlı olan için zor bir şey, herkes yapamaz. İmkan da lazım. Merak ediyorum hocam. Diyorlar. Diyor ki, insan gıdalarının diyorlar, çöpünü diyorlar, gerek çürümüş olanı. Gerek soyunun kabuğunu veya yumurtanın bile kabuğunu diyorlar. Bak o da bir nimetmiş. Bunları diyorlar ki çöpe atmayıp da toprağa atan veya gömen. Şimdi toprağı üstüne atmak tabii çevresel bir kirliliğe de sebep olabilir ama. Olmaz. Gömecek. Gömerse diyorlar ne olmuş oluyor? Bakın bereket niye gelir? Ziyan etmeyene gelir. İsraf etmeyene gelir. Yani şu an diyorlar ki o meyvelerin, sebzelerin kabukları bile diyorlar toprak için bir gıda. Patatesi soyduk. Kabukları var. Aynen. Poşete koyalım ufak poşete. Sahil mahil böyle toprak olan kenara gittiğimizde iki dakika öyle kazıp yapsak olur değil mi hocam? Ya olur ama işte metropolde nasıl olur bilmiyorum ama yani olur, olur sorduğumuz... Hocam, var. Olur olur hocam. Olur olur. Güzel bilgi. Ki, çok güzel bilgi. Bunu yaparlarsa diyorlar işte o dediğimiz şeye kavuşurlar diyorlar. Yani farklı noktada Allah ummadıkları yerden onları rızıklandırır diyorlar. Hocam bu dediğin çok güzel bir şey. Mesela zor diyorsun. Hocam niye zor olsun ya? Şimdi ben patatesi soydum. Kabuklarını şey yaptım. Gelirim şu bak burada bir sürü boş yer var. Tüm zeytin burayı. Hocam burası var ama buraya ben yaparım. Bana yakın. Buraya yaparım hocam. Olur değil mi ama? Tabii ki. Ha. Bakın ne oluyor? Toprağı beslemiş oluyorsunuz. Yani bir nevi. Toprağı da beslemiş oluyorsunuz. Orada topraktaki bitkileri olsun, kurtları olsun. Hocam peki yumurta kabuğu, meyve kabukları, başka? Sebze kabukları. Sebze kabukları. Çürümüş yemeyeceğiz. Ama o toprak yer onu. Ha, onları yani, da atabiliriz yani. Tabii tabii. Burayı toprağın altına ki, ya şey gömebiliriz. He, o zaman ne olur diyor. Ama hocam şöyle bir şey çok özür dilerim. Sonra çevreciler hemen bizi şey yapmasın, topa tutmasın. Gömelim diyoruz. He, bakın gömelim. Tabii. Sakın atmayın ha. Ya, sakın atmayın. Sinek sakın. De yaparız. Bu sağlık sorunları da sebep olabilir. Sakın sakın sakın. Onu söyleyelim yani hocam. Buyurun hocam. Yani bakın bereket şuna bağlıdır. İsraf etmezsen bereketin artar. Ha, bu da diyor ki şu an bilmeden hepiniz israf ediyorsunuz diyorlar. Çünkü sistem ona göre yapılmış. Ya bilmiyorsun ki yani metropolde yaşıyorsun hangi yani tabii. Şey değil ama bereketin azaldığı dönemde bu böyle bir israftan kaçarsanız diyorlar Allah sizi ummadığınız yere rızıklandırır diyorlar. İnşallah. Bak, ummadığınız yere rızıklandırır. Vallahi çok güzel bilgi. Ben başlayacağım hocam kendi adıma söyleyeyim. Evet hocam gerçekten de çok güzel bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. İnşallah başka videolarda görüşmek Amin. Üzere diyelim. İnşallah. 26 Ekim Cumartesi günü de Manolütür önderliğinde inşallah Hazreti Yuşa gezimize
tüm gelmek isteyen dostları orada bekliyoruz. Gerekli bilgileri Manolo Tur'dan alabilirler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.